Özgür Kanal TV'desiniz. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi konuşuyoruz, sorunlarını konuşuyoruz. Türkiye'nin önündeki engelleri konuşuyoruz. Sadece doğrular ve sadece gerçekleri konuşuyoruz. Bugünkü konuğum İyi Parti Genel Başkanımız, aynı zamanda eski Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen konuşmamız gereken şu an Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulunmuş. Ve Amerika'ya sert çıkış yapmış, yaptırımlar ülkemize saldırıdır diye. Şimdi ülke ekonomiyle, zaten ekonomi kötü, 2018'in sonlarında başlayan bir kriz. Aslında salgınla da ilgisi yok. 2019'da yükselen bir alev, 2020'de salgının başlangıcı ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin ekonomisi içinden çıkılmaz bir halde. Bir de işin dış politika boyutu var. Yani Türkiye'nin kaynak bulabilmesi için yurt dışından mutlaka para transferi yapması lazım. Yani kredi alması gerekir. Ama öyle bir tablo var ki Sayın Büyükelçim, mesela uluslararası para piyasalarına hakim iki büyük güç var. Bir Amerika, bir Avrupa Birliği ve İngiltere birlikte. Şimdi sizin para kaynağı ya da borç sağlayıp ülkenizdeki çarkı döndürmek için bir çabanızın olması gerekir. İşte durum berbat. Hukuk bitti, demokrasi bitti, tartışmalar belli. Tek adam yönetimiyle olmadı. Dışta da çok büyük sorunlar var. Avrupa Birliği ile aramız kötü. Mart ayına erteler yaptırım kararını. Şimdi Amerika'dan bir yaptırım kararı geldi. Ne demek bu yaptırım? Ambargo anlamına geliyor mu? Anlatır mısınız? Yok, bu ambargo değil. Ama bu resme biraz daha zaman tünelinde geriye giderek bakmak lazım. Yani bu S-400 meselesiyle başlayayım. Bu S-400'ler alınırken bizim elimizdeki bilgiler bunun sağlıklı bir tehdit değerlendirmesi temelinde alınmadığını gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi, bunlar alınırken bu katsa dediğimiz yaptırımlar yürürlükte. Yani biz bunu alırsak, ya Amerikalılar bize şu yaptırımları uygularlar mı, bunun bir riski var mı bizim için diye bir analizin yapıldığını da görmüyoruz. Ama buna mukabil dostum Trump, şekerim Erdoğan temelinde, aralarında gelişen özel ilişkiler temelinde Sayın Erdoğan adının kadarıyla kendisini en azından bu açıdan güvende hissetmiş ve ya sen merak etme kardeşim, ben göz kulak olurum demiş birisi. Ama bir atasözü var, duvara dayanma çöker, adama güvenme seçimi kaybeder. Şimdi bu seçimi kaybeder noktasındayız maalesef. Ben atasözlerine çok önem veriyorum. Çünkü o atasözleri binlerce yıllık tecrübeden damıtılarak kağıda dökülmüş, kulaktan kulağa geçen söylemler. Ha şimdi her beladan bir fayda çıkar mı diye bakması lazım iktidarın veya hepimizin. Yani bu kaza oldu. Bir de görünmez kaza değil. Biz görülür bir kaza. Bunun olacağı belliydi. Ha, 3 gün evvel, 8 gün sonra. Ha şimdi buradan ne fayda çıkaracağız diye baktığımızda, ben tabii bir teknisyeni değilim, bunun ekonomik bir fizibilitesini bilmiyorum. Ama şu soruyu yüksek sesle soruyorum. Ya biz bu 2,5 milyar doları, milyondan bahsetmiyoruz, milyar doları Ruslara vereceğimize, 1 milyar doları savunma sanayi verseydik bize bunu yaparlar mıydı acaba? Bence yaparlardı. 1 milyar dolardan bahsediyorum. Ha şimdi biz bu Ar-Ge dediğimiz araştırma geliştirme çalışmaları... Kendi savunma sanayimizi. Tabii. Yani bir şeye gidersek biz Kıbrıs ambargosunu yediğimiz zaman da kendi uçağını kendin yap, hala yapamadık, ayrı mesele, ama o zamandan bu tarafa o savunma sanayi pek çok badireyi atlattı ve kendine çeki düzen verdi. Şimdi ben bugüne bakıyorum, yani o 1 milyar doları verelim savunma, artık veremeyiz, o para da yok ama keşke savunma sanayine verseydik de bize kendi füzemizi, hava savunma sistemimizi yaratsaydı, yaratırdı. Şimdi başka bir sorunla karşı karşıyayız. Bunun, bu kazanın geleceği belli olduğuna göre herhalde diyorum inşallah Savunma Sanayi Müsteşarlığı veya Savunma Bakanlığı, ya böyle bir şey olursa ABC planlar diye çok çok söz ediliyor. Bunlardan birini herhalde, ikisini inşallah yapmışlardır. Yani böyle bir sıkıntıya girdiğimiz muhakkak şimdi. Şeyi aşıyor çünkü. Kişileri açıyor. Savunma Sanayi Başkanı ve 3 tane personelin ötesine geçen unsurları var bu yaptırım paketinin.
Yani kredi almasında zorluklar var. Amerikan lisansıyla üretilen ve buradaki üretimlerde kullanılan parçalarının Türkiye'ye ithal edilmesinde zorluklar var. Ha, oradan ithal edemiyoruz. Filanca yerden alabilecek miyiz bunu? Yoksa böyle bir dar boğaza girdik ve bu dar boğazdan nasıl çıkacağız? Bir sene böyle gidecek gibi gözüküyor. Çünkü bu yaptırımların paketine baktığınızda ya bunlardan vazgeçeceksiniz S-400'lerden ya oturup Amerikalılarla bunları belirli bir güvenlik çatısı altında risk yaratmayacak bir şekilde müttefikler açısından korumaya alacaksınız. Yani şimdi bunun müzakeresi yapılacak inşallah. Peki. Ha, bununla, Trump'la yapılamaz artık. Yeni gelecekle yapılacak. Biden'la yapacak. Peki savunma sanayi başkanlığına bir yaptırım kararı biliyorsunuz geldi. Evet. Savunma sanayisi başkanı İsmail Demir, başkanımızı Faruk Yiğit, savunma sanayi başkanlığı Deniz Şube Müdürü Mustafa Deniz Alper ve savunma sanayi başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı. Şimdi bakın, biri başkan, diğeri Deniz Şube Müdürü, bir tanesi Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı. Yani niye bunlara Amerika yaptırım getirdi? Şimdi o büyük ihtimalle yani herkesin istihbarat kaynağı var. Amerika'da istihbarat kaynağı çerçevesinde bunların satın alma ve bu satın alma prosedürünün projelendirilmesinde büyük ihtimalle bu isimler görev almışlardır. Onun için S-400'de. Onları... Evet. İmza atmışlardır diyorsunuz. Evet. Şimdi orada bir garip olan şey o deniz kısmı. Şimdi o deniz kısmı evet, farklı doğru. Bir şey. Deniz Şube Müdürü yani diyor. Yani o biraz o Deniz Şube Müdürü dediğiniz zaman bu biraz şeyi aşıyor. S-400'ü aşıyor. Yani Deniz Şube Müdürü ne yapar? Donanmanın ihtiyaçlarına bakar. Yani donanmada da S-400 ile ilgili bir şey yok. Yani dolayısıyla dolaylı olarak ben onu o şekilde okudum. Yani hava savunma sistemi çerçevesindeki satın almanın ötesinde şeyin de donanmanın da satın almaları var Amerika'dan. Sanki onlara da böyle bir çentik atılmış gibi geldi bana Deniz Kuvvetleri kısmı için. Yani Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına yönelik alımların da Amerika tarafından... Şimdi o arkadaş büyük ihtimalle böyle bir işte çalışıyor. Durdurulacağını mı söylüyorsunuz? Şimdi o arkadaş gidip orada seyahat edemeyecek. Yani bu seyahat erken böyle... Hoş şimdi kimse seyahat edemiyor koronadan dolayı ama... Yani normal zamanlarda bu arkadaş büyük ihtimalle Amerika'ya gidip geliyordu. O silah alımları için veya başka mühimmat alımları için. Dolayısıyla biraz daha böyle... S-400'ün marjında biraz daha geniş, o deniz kuvvetleri boyutuyla söylüyorum. Sanki öyle bir iz var orada. Bu deniz kuvvetleriyle FETÖ uğraştı. Fethullah Gülen de uğraştı. Çökertmek için asıl hedef oydu. Şimdi Amerika aynı yöntem, aynı sistemi de... Yani ben burada iktidarın Amerika'ya karşı yanlış yapmadığını falan söylemek istemiyorum. Yani özellikle mal varlığı tartışması çok bence stratejik bir konuydu Sayın... Vallahi o hala duruyor o paket. Yani paket bir yerde duruyor yani bir çekmecede. O şeye göre bunlar kademelendirilmiş. Avrupa Birliği açısından da aynı şey geçerli. Yani şeye baktığımız zaman Avrupa Birliği şeyine 10-11 zirvesinden çıkan kararlara orada iki tane önemli unsur var. Bir tanesi bizim karşımızdaki cephe büyüyor. Yani onun paragraflarından bir tanesi diyor ki yani biz tabii ki önümüzdeki dönemde Amerika ile de Türkiye'ye ilişkin konularda istişare edeceğiz diyor. Ha, bu hayra da yorabilirsiniz, şere de yorabilirsiniz. Yani bunun arkasında biz kendimiz de bir takım bir Avrupa Birliği olarak yaptırımlar öngörüyoruz. Amerika da görüyor. Dolayısıyla bunların arasında bir eşgüdümde olsun. Dolayısıyla bazen böyle tatlı sert dediğimiz veya bazılarının havuç sopa dediğimiz taktikleri Türkiye'ye uygularken bir iletişim içinde olalım mesajı var. Bir. İkincisi, Türkiye'nin sorunları biraz evvel sizin değiniz ekonomik sorun o kadar derinleşti ki. Yani siz 2018'de döndünüz haklı olarak. Kriz o zaman başlamıştı. Ve hatta biz o zaman erken seçim yapılmasının sebeplerinden biriydi krizin geliyor olması. Yani krizin içine düşmeden seçimi yapalım. Krizin içine düşersek kaybedeceğiz refleksiyle hareket ediyordu. Ama o zamandan bu tarafa o kadar derinleşti ki şey ekonomik durumumuz bizim maalesef. Bundan vatandaş muzdarip ama Türkiye ile ekonomik ilişkileri olan diğer ülkelerde muzdarip. Yani Almanya bizim kaşımız gözümüz için biraz daha cömert davranmıyor bize. Niye? Türkiye'deki bu piyasanın daralmasından dolayı Almanya'nın Türkiye'ye sattıkları satın alma gücü vatandaşın geçmişte eğer Alman ürünü olarak bir şeyler alıyorsa
bugün daha azalıyor. Daha azalması Almanya'nın ihracatının daha azalması demek. Almanya'nın ihracatının daha azalması demek, Almanya'nın üretiminin daha azalması demek. Herhangi bir fabrikada 8 tane işçi çıkarırsa, sırf Türkiye'deki piyasa daraldı, Türkiye'ye ihracat ediyordum, şimdi yapamıyorum diyen bir Alman iş adamını düşünürseniz, öyle bir hale geldi ki bizim sorunlarımız dışımızdaki ortaklarımızın sorunu hale geldi. Dolayısıyla adamlar bize bir şans verdiler. Avrupa Birliği'nden bahsediyorum. Çünkü Türkiye'nin hali kötü, taksitle yaptırım yapalım gibi ben vadeli de diyorum bazen. Çünkü şunu dediler, ya sen geçenlerde Sayın Erdoğan reform yapacağız demiştin değil mi? Şunu bir görelim bakalım nasıl bir reform yapıyorsun, bir. İkincisi, ya sen bu Doğu Akdeniz'de müzakereyle yola devam edelim dedin değil mi? Bir anlayalım bakalım ne kadar samimisin sen bu söylediklerinden. Ya sen bu oruç reisi çektin Antalya Limanı'na, orada duruyor. İnşallah çıkarmayacaksın onu aynıdan denize değil mi? Dediler. Bu Navtex'lerden de vazgeçersen inşallah değil mi? Yani bir başka müzakere yoluna gidiyoruz. Yani Navtex falan Allah'ını seversen yapma dediler. Bu senin donanman sağda solda fazla dolaşıyor. Bu donanmayı da sen limana çeksen de böyle bir askeri tırmanma falan etrafı rahatsız ediyor. Biraz daha uysal bir çocuk olsan fena olmaz mı dediler. Ve Mart ayına kadar bakacağız kardeşim dediler. Yani şimdi bu mesaj, bu söyledikleri... Avrupa Birliği'nin mesajı açık ve net diyorsunuz. Ama bunlar hiçbiri yazmıyor ki hatta. Yazmaz ama. Ama yani. İşte bütün mesele bunu doğru okuyabilme becerisi olması lazım. Yani bu mesaj verilmiştir, benim söylediğim mesaj. Yani şimdi buna samimiyse Erdoğan, reform dedi. Hepimizin ihtiyacı var reforma. Biraz evvel söylediğiniz onu, para buluyor muyuz, bulamıyor muyuz? Para buluyor. %6, %6,5'la dolarla para bulunuyor bugün. Piyasada sıfır, eksi faizle bulunuyor. Niye? Çünkü insanların Türkiye'deki hukuk sistemine de güveni yok, siyasi sisteme de güveni yok. Yani dolayısıyla bugün parasını verecek olan, ne me lazım veriyoruz da bari biraz faizini yüksek tutalım da başımıza bir iş gelirse yolun yarısında hiç olmazsa faizden kazandığımızda olabilecek şeyimizi, eksimizi kapatırız diyorlar. Yani bu bir güven meselesi, hukuk meselesi. Bunların eksikliğinde Türkiye parayı bulur ama faizi acı oluyor maalesef. Şimdi Sayın Biden seçimi kazanmadan önce yaklaşık Şubat ayında mıydı? 2000 daha da eski olay ama yani bir konuşma yapmıştı. Biliyorum. İki seçenek sundu. Dedi ki ya Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Yani demokrasi dışı ki biz bunu tercih etmiyoruz dedi. Biz demokrasi içinde kalarak Türkiye'deki bu diktatörlüğü sonlandırmak istiyoruz diye bir üslup cümle kurdu, kullandı. Kelime diktatörlük değil ama yani öyle bir sistemsel sorunları olduğuna işaret etti Türkiye'nin. Yani işte hak hukuk adalet. Bunu yorumlayanlar böyle yorumladı. Yani ben onların şimdi, yorumlarını doğru söylüyorsunuz. Diktatörlük sözcüğü tırnak içinde yani kullanılmadı. Bunu da söylediği zaman adam aday değil. Yani bunu söylediği zaman daha hala aday değil. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Biden geldi. Düne kadar diyordu ki Erdoğan'ı göndermek zorundayım. Ben açık net bunu ortaya koydum. Acaba bu yaptırımlar ki Trump yaptı bunları, daha Biden net olarak işe girmedi. Bu yaptırımların ardından Biden gelirse Amerika'nın bu yaptırım dozunu arttırması Türkiye'nin ekonomisini çökertme yok gibi bir yol... Bu Trump, şimdi şöyle bir şey daha var. Bunu Trump koymadı bir defa. Bir onu doğru koyalım. Çünkü 2017 senesinde Amerikan sisteminde böyle yetki devri dediğimiz mekanizmalar var. 2017 senesinde bu yaptırımları uygulama konusundaki yetki devri Pompeo'ya verilmiş vaziyette. Trump bitti. Siyasi kariyeri de bitti. Trump yok. Kapatıyoruz dosyayı ayın 20'sinde. Ama Pompeo'nun hala bir ihtiraslı siyasi arayışı var geleceğini. Yani önümüzdeki seçimlerde aday olabilme arayışında. Dolayısıyla onun da kendi seçmen kitlesine ilişkin bir takım mesajlar vermesi gerekiyor. Ve bu yaptırımı koyan Pompeo, Hazine Bakanlığı'yla istişare halinde koydular. Yani şimdi ben bu süreçte mutlaka Biden'ın da haberdar edildiği kanısındayım. Bu böyle olur, başka türlü olmaz. Yani aklı başında devletler bunu böyle yaparlar. Niye bunu yaparlar? Gelen kötü başlamasın diye. Yani giden gidiyor zaten, kötülüğü yapar gider. Günah Trump'ın üstünde kalır ama yeni bir sayfa açılır Biden'la.
hesabıyla yapmışlardır. Şimdi bütün mesele iktidar geçmişte Biden'a o sözünü ettiğiniz demecinden dolayı kükredi. Haklı olarak kükredi. Ama şöyle bir durumla karşılaşacağız. 20 Ocak'tan sonra o adamın ismi ne olacak? Dostum Biden. Buna hazır olması lazım Türkiye'nin. Yani dolayısıyla bugünkü açıklamalara bakarsanız hiç Biden demiyor. Trump da demiyor. Amerika diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Burada ayrım yapmıyor. Arkadaşlar bir son dakika haberim var. Çünkü izleyicilerimiz bize mesaj göndermiş son dakika haberi var diye. Var mı önemli bir şey? Peki. Şimdi şu önemli Sayın Büyükelçim. Biz burada sizinle konuşuyoruz ama bir ülke düşünün. Ülkenin devlet başkanı ve ailesiyle ilgili hala mal varlığıyla ilgili temsilciler meclisinde kabul edilen ellerinde bir şey vardır. Var, karar var. İki, Halkbank. Var. Zarap hala orada. Var. Halkbank davasının tazelenmesi, yeniden açılması ve uzatılması gündeme geldi ki Türkiye'ye 20 milyar dolara yakın bir ceza kesilmesi tartışılıyor. Şimdi bütün bunlar Amerika'da biz kimin ne mal varlığı var bilmiyoruz ama eğer bunu bir demokrasinin kılıcı gibi önümüzdeki dönem Türkiye'nin başında Biden sallandırmaya başlarsa ve yaptırımlar da bunun bir parçası olursa ne yapacağız? Yani şimdi bu bir defa bu ekonomiyi çökertme meselesinin biliyorsunuz papaz döneminde papaz uçtu gitti ismi kaldı papazın ama o dönemde Trump'ın ekonomimizi çökertirim diyecek bir salvosu oldu. Yeni dönemde bunun böyle başlamayacağından eminiz biz. Yani bu tatlı sert başlayacaktır. Öyle yaptırımları başka sektörlere de kaydıracak veya ekonomik boyut. Zaten bunlar hafif şeyler. Ha. Bu 12'lik şeye bakarsanız listeye bunlar biraz daha şey mutedil diyebileceğimiz türden şeyler yaptırımlar. Dolayısıyla zaten Trump şeyin Biden'ın danışmanlarından biri bizim Türkiye'nin ekonomisini çökertmek gibi bir niyetimiz yok dedi. Yani dolayısıyla bir takım işaretler geliyor. Ama bizim yapmamız Türkiye'nin bu ilişkileri bir defa onların da niyeti o. O anlamda müsbet bir işaret var. Böyle ahbap çavuş, dostum şekerim kardeşim ilişkisinden çıkarıp kurumsal hale getirmem. Yani devletten devlete ilişkimiz bizim gitti. Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'yle bir ilişkimiz yok. Trump'la Erdoğan'ın ilişkileri vardı. O çerçevede gidiyorduk işte. Nasıl gittiysek nereye geldiğimizi de gördük. Aynı şey Putin'le de var, Merkel'le de var, Macron'la da var, herkes de var. Kişisel ilişkiler önemli ama kişisel ilişkiler bu ilişkilerin ağırlık noktası olmaması lazım. Dolayısıyla o kurumsal ilişkilere geldiğimizde işte bizim gibi diplomatlar veya ticaret müşavirleri veyahut sektörüne bağlı olarak Savunma Bakanlığı'ndaki kadrolar, onlar muhataplarıyla sorunları bence bu Sayın Erdoğan'ın ruh hallerine göre şekillenen ilişkilerimizi o şeyden, sübjektif temellerden kurtarır ve daha objektif temellerde Amerika ile veya bütün ülkelerle daha sağlıklı bir ilişki kurmak için bence bir vesile de olabilir bu. Yani Biden'ın geçmişteki böyle bizi rahatsız eden ifadeleri, evet not ettik onları. Ama ne de olsa nasıl biz şimdi milli irade diyoruz, o da milli iradenin ürünü şu andaki durumu itibariyle. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak hiçbir ülkenin liderini seçmek, onu kaşı gibi güzel, öbürünün kulağı eğri diye böyle bir tercih yapmak mümkün değil. Onun hatalarını da yaptık. Yani Esad'ın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bence akılcı bir zeminde yeni bir karşılıklı güvenin tesis edilebileceği kanısındayım ben. Bu arada bir son dakika haberi var. Bunu da size sormuş olayım İYİ Parti Genel Başkanımız olarak. Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, Numan Kurtulmuş biliyorsunuz HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki, bu çare değil dedi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili. Yani bu demokrasilerde çare değil, tartışılmasını çok doğru bulmadığını söyledi. Şöyle cevap vermiş bugün Sayın Bahçeli. Türk devletinin ihaneti beslemesi makul görülecek şey midir? Ya şimdi bu ithamları pek uzun zamandır gündeme getiriyorlar. Bu ithamlara herhalde bu devletin başsavcıları da haberdar söylenenlerden. İtamda bulunanların elinde dosyalar da vardır herhalde. Bu dosyaları o zaman başsavcıların işleme almaları, ondan sonra da bunun
anayasa çerçevesinde nasıl bir süreçle değerlendirileceği çok belli. Dolayısıyla böyle tartışmanın anlamı yok. Şikayetçi olanlar bunun gereğini yapsınlar. Ve Sayın Bahçeli şuradan hareket etmiş, enteresan bir hareket noktası. Dündü değil mi? Amerika'ya karşı 4 parti, siyasi parti ortak bir karar aldı ve bu yaptırım kararına karşı çıktı. Yaptırım kararına imza koymayan tek parti HDP. Şimdi HDP'ye bakarsanız geçmişte Ermeni soykırımına da koymadı. Şimdi onu söyleyeceğim size. Sayın Büyükelçim izin verin. Azerbaycan'la ilgili asker gönderme şeyine karşı çıktılar. Suriye'de karşı çıktılar. Libya'ya karşı çıktılar. Türkiye'deki özellikle stratejik devletin varlığını ilgilendiren çok kritik konularda HDP ortak bildirilere imza atmama gibi bir yola gitti. Şunu size sorabilir miyim? HDP Türkiye'nin dokusuna, yapısına ve Türkiye'nin daha doğrusu varlığıyla ilgili bir parti gibi görünmüyor. Yani Türkiye'nin ortak hassasiyetleri konusu HDP'ye çok yabancı. Peki HDP neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoda yer alan bir siyasi parti? Neden bu tür hassasiyetleri ön plana alma konusunda çok böyle titiz değil? Şimdi HDP'nin böyle bir homojen parti olmadığında dikkate almamız lazım. Yani biz elimizdeki bilgilere bakarsanız işte Demirtaşçılar var, Öcalancılar var, Kandilciler var. Hiçbirinden olmayıp daha böyle sol çizgide olanlar var. Dolayısıyla onlar herhalde bunu bir elekten geçiriyorlar ne tavır alacaklarını. Ve genelde maalesef söylediğiniz bütün alanlarda iktidarla bir olmamak, muhalefetle bir olmamak, onlarla kol kola gelmemek diye bir refleksleri var. Yani bu şey bir adeta DNA'larında olunan bir tepkisel tavırları var. Bu tabii siyaset yapıyoruz. Biz de iktidarla her zaman aynı fikirde değiliz. Bizim de farklı tavırlar aldığımız oldu ama burada HDP açısından en kritik şey devletin güvenliğiyle ilgili olan ve terörle bağlantılı konulardaki tavırları rahatsız edici. Yani farklı düşünebilirsiniz. Libya'ya asker gider gitmez diye farklı düşünebilirsiniz. Ama bizim ve bütün siyasi partilerin HDP'den beklentileri terörle arasına mesafe koyması ve o işte PKK, PYD, YPG artık neyse coğrafyasına göre ismi farklı olan yapılarla Türkiye Cumhuriyeti adına yürütülen müzakerede devletin yanında olmasını bekleriz tabii ki. Orada bir özür var. Bize göre özürlü. Yani şunu diyebilir miyiz Sayın Büyükelçim? Ben deneyimli bir parlamento muhabiri olarak size bunu soruyorum. HDP uluslararası ilişkiler konusunda gösterdiği hassasiyeti ulusal ilişkiler konusunda göstermiyor. Yani gözünü uluslararası ilişkilerde aranacak çözümlerle mesafe almaya, yol almaya dikmiş şekilde. Yani Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde oluşacak bir çözüm ya da bir ileri adım konusunda çok böyle bir arzulu ve beklenti içinde değiller. Sanki şunu düşünüyorlar. HDP'nin amacı uluslararası ilişkilerden Türkiye üzerinden bir projenin bir payını kapmak için özel olarak kurulmuş bir parti. Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili de hiçbir ilişkisi yok. Hiçbir konuda hassas değil. Hiçbir ulusal sorunla da doğrudan ilgili değil. Bu doğru mu? Yani ben bunu onlara soracaksınız. Yani buraya onlardan birini buraya o gibi çağırın. Hayır. Yani sizin görüş açınızı. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Bizim onlarla aynı şeyli siyasi partilere oturuyoruz. Onlar da seçilmişler. Onlar da oturuyorlar. Özürlüler mi? Özürlüler. Günahlılar mı? Günahlılar. Bunların Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde müeyyideyi gerektiren tarafları var mı? Var. Bunun tezahürleri nedir? İşte bir tür kayyumlar meselesi var, fezleke meseleleri var, çok söylendiği halde kapatılsın kapatılmamasın tartışılması var. Ama ben şunu da gözlüyorum ki iktidar bunları dillendiriyor ama gereğini yapmıyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin söylediklerinde başka bir mesaj da var bence. O da bizlere değil,
Numan Kurtuluş örneğini verdiniz biraz evvel. AKP'ye. AKP'ye var. Şimdi bunlar evet bir Cumhur İttifakı içindeler ama onlar da her konuda aynı düşünemiyorlar. Düşünmedikleri de anlaşılıyor. Şimdi sağda solda son dönemde AKP'nin yeni bir çözüm arayışı içinde olduğuna dair böyle bir takım işaretler geliyor. Şimdi bunu AKP ne ölçüde MHP ile işbirliği halinde danışarak yapıyor bilmiyoruz ama danışarak yapmadığına ilişkin bir takım işaretler var ki şeyin ortağı, Cumhur İttifakı'nın ortağı, ana ortağı bence üstü kapalı bir takım mesajlar veriyor. Yani sen böyle o çözüm meselesi üzerinden yürüyeceksen benim sana verdiğim destek eskisi kadar güçlü olmayabilir mesajı da var bence onun için. Bu bir kırılma noktasına gider mi? Onu zaman gösterecek. Yani şu anda kırılma noktası diye bir şey yok. Yani Sayın Bahçeli 2023 seçimlerindeki adayını da açıkladığına göre o kırılma noktasından değiliz daha. Ama bir takım sancılı durumlar var görüldüğü kadarıyla. O da kamuoyu üzerinden hem kendi tabanı açısından kamuoyu üzerinden AKP'ye bir takım mesajlar veriyor. Evet. Yani AKP ile MHP arasındaki bu uzun soluklu ilişki çok fazla sürecek gibi de görünmüyor. İşte onu çünkü göreceğiz. Çünkü bu çok kritik konular konusunda anlaşmazlıkları var ve bu konuda mutlaka bu bir masaya yatırılacak. Çünkü hoş görülecek bir şey mi diye sorgularken yani AKP'yi sorguluyor aslında Sayın Bahçeli. HDP ile çok ilgilenmiyor. Yani diyor ki sen benim görüşlerime, benim ortaya koyduğum tabloya itiraz ediyorsun ama tablo bu diyor kendine göre ve buna sen benimle beraber çözüm getirmek zorundasın diyor. Getirmezsen ne olur diye düşünüyoruz. Ya desteğini çeker diyorsunuz siz herhalde, o anlama geliyor. O zaman da işte acaba erken seçim olur mu olmaz mı tartışması yeniden puf diye masaya düşer. Başta doğru, haklısınız. Peki şeye dönelim, Yunanistan. Ya biz burada konuşurken Yunanistan'da inanılmaz bir silahlanma şeyi başladı. Yani diyeceksiniz ki ya şimdi ülkede salgın var, ekonomik krizde, bunu bu krizdeyken şimdi bunun zamanı mı diye soracaksınız ya da bununla ilgili şey söyleyeceksiniz ama önemli. Çünkü Yunanistan 18 tane daha savaş jeti alacakmış. Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alacakmış ve gelecek yıl için 2,5 milyar euro askeri harcama yapmayı planlıyormuş. Bu meblağ diyor 2020'deki harcamanın 5 misli diyor. Yunanistan'ın derdi ne, telaşı ne? Valla iflasa o da koşuyor demem lazım yani. Tabii ki bu gergin ortam, oradaki milliyetçi diyebileceğim, bu da satılmada o altta yani bir Noluş dahil, Meral Danış Beştaş dahil hepsiyle konuştuk. Mecliste de onlarla konuşuyorum, görüşlerini alıyorum. Burada da görüşlerini alıyorum. Özellikle o HDP içinde ekonomiye hakim bir siyasetçidir. Hepsiyle konuşuyoruz ve ekranın konuğu da oluyor. Onun için HDP'lilere sormadım değil, İyi Parti'nin de görüşünü aldık. Yani ne düşünüyor İyi Parti bu konuda? Çünkü çok kritik bir sürece giriyor Türkiye. Bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. HDP
dışarıdan da olsa kendi görüşlerine uyduğu zaman destek veriyor Millet İttifakı'na, ama sonuç olarak ittifakın içinde değil, kendi görüşleri olan, kendi düşüncesi olan ayrı bir parti. Onun için ben bunları sorma ihtiyacı duydum. Sormaya da devam edeceğim. Bu kanal ve bu ekran herkese açık. HDP'lilere de açık. Yani o konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Peki, Halk Bankası ile ilgili biraz önce konuştuk ama eksik kaldı. Siz onu tamamlayamadınız. Halk Bankası işi tabii artık mahkemeye intikal etmiş bir konu. Yani oradan ne çıkacak? Mahkemeden bir karar çıkacak. O mahkeme hazineye gidecek. Hazine de şeyi kesecek. Faturayı kesecek. Yani bunu da Trump abi şey yapıyordu. Şimdi Trump abi ile Erdoğan arasındaki ilişkinin şöyle bir menfi sonucu çıktı. Niye? Erdoğan beni dinliyor dedi. Başka ülkeler, abi biz Erdoğan'ı ikna edemedik, sen ikna edersin deyip bana mesaj gönderiyorlar. Ben de Erdoğan'la konuşuyorum onlara yardımcı olmak için. Yani demek ki Putin de aynı şeyleri söyledi. Çok esnek bir kişilik dedi şey için. Ben geçen gün meclise soruyorum ya, bu hangi konuda esnek? Veya Putin, ben Erdoğan'a güveniyorum diyor ya. Rus birisine güveniyorsa ben... Özgür Kanal Halk TV'de devam ediyoruz. Günün raporu bir ara verdik teknik bir sorundan dolayı ama yine birlikteyiz. Sayın Büyükelçim, aslında Halk Bankası anlatıyordunuz siz. Şimdi bu Halk Bank hukuk mahkemelik bir olmuş bir durum bu artık. Yani Zarrab'ın davasının sonuçları üzerinden bir karar alması lazım Amerikan mahkemelerinin. Ama yine Trump buna biraz zamanda adeta dosyayı geriye itmiş vaziyetteydi. Şimdi yeni sistem. Çünkü Amerika'da şey gittiği zaman yöneticiler de değişiyor.
kadrolar da değişiyor. Mahkemedeki hakimler değişmiyor ama en azından Biden herhalde bu konuda bir tavır, bir yol tarifi yapacaktır. Orada da bir şey, bizdeki gibi emir komuta zincir çerçevesinde işlemiyor hukuk düzeni. Biden bir tarif yapsa dahi mahkemelerin buna riayet edip etmeyecekleri belli. Bu bir dediğiniz, biraz evvel söylediğiniz şey, tarif çok doğru. Bir demokrasinin kılıcı olarak duruyor. Öbür şey de duruyor. Mal varlığı dosyasında. Yani ne yapacaklar? Diyelim ki Halkbank davasıyla ilgili atılacak siyasi bir adım mı bundan sonra, yoksa hukuki bir adım mı? Hukuki bir adım. Ne yapacaklar? İşte o bir mahkemenin bir karar vermesi lazım. Yani bu İran'la bu tür altın üzerinden o Amerikan yasalarına göre olmaması gereken ilişkilerin aynı Katsa gibi gibi bir sonucu olacak. Yani Katsa'daki karar siyasiydi ama İran konusundaki şey hukuki olacak, mahkemeden ne çıkarsa. Peki Halkbank davasına niye Cumhurbaşkanı'nın yine mal varlığını karıştırdılar? Yani ayrı maddeler onlar. Yani Halk, evet, Bankası'yla aynı pakette değil onlar. Aynı pakette değil ama ikisini tek paket olarak sunuyorlar, yok, neredeyse. Yok, yani basında öyle konuşuluyor ama bunlar Amerika'da farklı ellerde, farklı süreçlerin şey, yani bunlar tabii yan yana korsan masanın üzerinde 3-5 tanesi yan yana duruyor ama bunları böyle bir paket olarak bakmayın siz. Yok, öyle değil. Peki Sayın Büyükelçim, yani siz yıllarca büyükelçilik yaptınız, dış politikayı biliyorsunuz. Bir ülkenin kendi içindeki bazı ranta dayalı sorunların bir başka ülkede siyasetçilere karşı koz olarak kullanılması bir ulusal güvenlik sorunu yaratmaz mı? Şimdi yaratıyor tabii ki. Şimdi hele böyle biz topal ördek diyoruz. Yani iktidarın durumu o şu anda nedir? Çünkü şeyden sonra, bir defa seçimlerden AKP azınlık olarak çıktı. Yani 300 milletvekili yok. Dolayısıyla şeye karşı mecburiyetleri var. MHP ile biraz evvel sözünü ettiğimiz türden. Artı bunun üzerine bir 31 Mart ve arkasından gelen İstanbul ikinci tur seçimlerinden yenik çıktı. Dolayısıyla bu yeniklikle biz nasıl bu topal ördek diyorsak, çevremizdeki ülkeler, Atlantik ötesindeki ülkelerde, Avrupa Birliği'de Erdoğan'ın bu siyasi anlamdaki zayıf durumundan fırsatlar çıkarıyorlar. Yani Türkiye ile birebir şey yapamayacak, mücadele edemeyecek ülkeler cepheleştiler. Yani şimdi İsrail, GKR'ye, yani Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır dediğiniz böyle garip bir şey var. Bunlar hiçbir zaman geçmişte bir araya gelmemişlerdi. Teke tek de Türkiye'ye karşı bir tavırları olamazdı. Ama madem güç dengesinde Erdoğan'ın bugün eli zayıf, dolayısıyla bu fırsatı değerlendirelim. İleride Türkiye daha da güçlü olabilir. Dolayısıyla Türkiye yeniden güçlenmeden bu konjonktürde neyse alabileceğimiz alalım diye. Şimdi, yani bir kişilerin zafiyeti, ülkenin zafiyeti tabii olur ki mu? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Ama şimdi, çok ağır bir tablo bu. Anladım ama işte bu, kimse çıkıp, yani Türkiye'de beklenen ama olmayan şey olan hodri meydan diyebilmektir. Ha, ne varsa mal varım, araştırın yani kardeşim. Yani çıkar kardeşim, yok. Kimse senin savcın mı, kim araştıracaksa mı, hazine mi, maliye mi, kim yapıyorsa bunu sizin memlekette. Şunları bir şeyin, bunu ben şeyi hatırlıyorum. Deniz Baykal'ın buna benzer bir şeyi olduydu. Kızı Aslı Baykal'la ilgili İsviçre bankalarında parası var demişti. Şimdi aynı şeyi söylemesi. Ve Deniz Baykal kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca bütün Amerika ve Avrupa'daki tüm bankalardan mal varlığıyla ya da para nakdiyle ilgili herhangi bir şeyin olup olmasını da soruşturması için bizzat dilekçe verdi. Bekliyoruz. Hayır, bu Deniz Baykal dediniz de. Yani. Deniz Baykal, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz tabii ki. Peki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Niye yapmadığını ben bilmiyorum ya. Niye yapsın, rahat etsin. Hep birlikte rahat edelim. Hep birlikte rahat edelim. O da rahat etsin. Ama şimdi Amerika... Devlet de rahat etsin. Amerika'da ilişkilerimiz derken, ya bunlarsız Amerika ile ilişkileri nasıl konuşacağız Sayın Büyükelçim? Yani orada iki tane önümüzde, biri Halkbank, biri mal varlığı şeyi duruyor. Temsilciler Meclisi kararı, öyle herhangi bir öneri ya da herhangi bir siyasetçinin dile getirdiği havada kalan bir şey değil. Bir yandan o var, bir yandan yaptırımlar var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz de anladığım kadarıyla iktidar Amerikan sistemini okumakta da güçlük çekiyor. Yani evet, başkan, o da başkan, bizimki de başkan. Ama o başkanın, bizim başkanın arkasında devlet yok. Maalesef parlamento da yok. Parlamentonun binası var.
Yani biz muhalefet yapmaya çalışıyoruz orada ama sayımız yetmiyor. Yani ikisi bir araya geldi mi her türlü yasayı çıkarıyorlar. Anayasayı değiştirmek hariç. Yani şimdi Amerika'da öyle değil. Amerika'da belirli bir çoğunlukla bu katsa yaptırımları örneğini çok tipik bir örnek. Belirli bir çoğunlukla geçtikten sonra istersen bağır, istersen çığır. Başkan efendi senin lafın geçmez buralarda diyorlar. Bizde öyle yok ki. 3'te 2 çoğunlukla geçti mi sen git evinde otur dediler Trump'a. Uygulamaya koydular yaptırımları. Bitti. Bitti. Peki gelelim Türkiye'ye. Yani yurt dışından Türkiye'ye çok çabuk döndük ama sizin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mecliste bir tartışmanız var. Yarın devam edecek. Ama enteresan bir tartışma. Yarın devam edecek. Yarın devam edecek. Edecek tabii. Şimdi şöyle, seçimi konuşuyorsunuz. Bütçenin ikinci bölümünü biz geleceğiz, biz değerlendireceğiz dediniz ki bu 6. aydan sonrası. Yani biz erken seçim öngörüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya biz şimdi şöyle bakıyoruz biz geleceğe. Şöyle bir analiz yapalım isterseniz. Analiz yapmadan görüntüleri göstereceğim de. Önce sizin o lafınızı bir ağzınızdan tekrar duyuyor. Gösterin ondan sonra devam edeyim ben. Peki. Getirin arkadaşlar Çavuşoğlu ve Sayın Ahmet Kamil Erozan arasındaki meclisteki tartışmayı. İstiyorum. Sayın Erozan, bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Bir dakika. Burası çok önemli. Bir Dışişleri Bakanı şunu söylüyor. Seçim olsa bile siz iktidara gelemeyeceğinizi biliyorsunuz diyor. Şimdi bunu iki yerden sorgulamak lazım. Bir, yani tabanda seçmen nezdinde gücünüz yok. Oyalanmasınız da mı gelemezsiniz diyor. İki, seçimi kazansanız da mı iktidar olamazsınız demeye getiriyor. Nasıl anladınız bunu siz? İstanbul diyor. İstanbul'un birinci seçim turunu söylüyor. Yani İstanbul'un birinci turunda İmamoğlu kazandı. Ne dediler İmamoğlu'na? Demediler bu cümleler değil ama sen kazansan da kardeşim biz sana belediye başkanları vermiyoruz. İkinci tura gideceğiz. Yemedik dediler. Ne bunu oldu? Mu demeye çalıştı? Onu diyor tabii. Onu diyor. Yani biz iktidarda kalmak için yapmayacağımız bir şey. Yani bu cümle var ya, bunu orada oturan AKP'liler anlamadılar. Derinli anlama. Bunu fark eden Fuat Oktay oldu. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı. O çok önemli değil mi o cümle? Arkadaşlar bir daha verin arkadaşlar o cümleyi tekrar soralım. İstiyorum Sayın Erozan. Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Seçim olsa bile iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz mu diyor. Ben yanlış mı duydum? Hayır, doğru. Şimdi bunu, bu söylediğinin vahametini kavrayan Beştepe'de insanlar var. Söylediğinin vahametini kavrayan Beştepe'de insanlar var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı mecliste bu konuya değindi ve şunu söylemek mecburiyetinde kaldı. Ya onu şakavari söyledi dedi. Öyle yok. Bizde şaka kaka yok. Şaka bu kaka. Bu kaka. Ya şimdi ben yarın bunun devamını getireceğim. Yarın Çavuşoğlu gelir mi meclise, gelmez mi onu bilmiyorum. Ama yarın benim 10 dakikalık bir konuşma hakkım daha var mecliste. Bunun ayrıntısını anlatacağım. Şimdi ne o erken seçim mi var diyor. Geriye gidelim 2018'e. 2018'in Şubat, Mart, 4 Nisan'a kadar hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin konuşmalarını topladık biz. Her ikisi de bir erken seçim olmayacağını söylüyor. Seçimlerin 2019 senesinde olacağını, bir tanesinin Kasım'da yani Cumhurbaşkanlığı milletvekilleri seçimi, ayrıca yerel seçimlerin de Mart'ta olacağını söylüyorlar. Sonra
4 Nisan'dan sonra bir derin sessizlik oldu. 2 hafta sonra erken seçim patladı. Yani dolayısıyla erken seçim mi var sorusu anlamsız. Koşullar o zaman olduğu gibi bugün daha da ağır şekilde Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesinden ötürü bir erken seçimi mecburiyet haline getirecek. Şimdi orada farkında değiller şeyler. İkincisi daha önemli değil mi Sayın Büyükelçi? Ya şimdi o Biden meselesi de var bir de. Hayır, seçim olsa bile iktidarı alacağınızı mı düşünüyorsunuz? İşte o diyorum yani seçim oldu. İmamoğlu kazandı. Vermemek için 4 takla attılar. Şimdi bunu kendi ağzıyla ifşa etti. Bu söyledikleri var ya şeyin Çavuşoğlu'nun bunun aklından çıkmıyor bunlar. Bilinç altından çıkıyor. Bilinçaltı biz iktidarda kalmak için daha neler yapmalıyız kurgusu üzerinden bunu kustu. Ve onun için de şakavari demek durumunda kaldı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani şeyin günahı Allah senin cezanı almasın kardeşim bu söylenir mi? Dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı dün. Bu söylediklerine şaka bari yani bunu ciddiye almayın. Böyle şaka olur mu Sayın Büyükelçim ya? Yani siz seçimi kazansanız bile biz size iktidarı vermeyiz demek şaka mı bu ülkede? Yani şu Biden daha garip bir şey söylüyor. Yani darbeyle olmayacak da başka türlü bakarız diyor. Ya şimdi burada seçim olsa da. Umudunuzu Biden'a mı bağlıyorsunuz diyor. Niye öyle bir şey söylemeyin? Şimdi ben de onun için biraz Dışişleri Bakanı bunu söyler mi? Dışişleri Bakanı bir başka ülkenin seçilmiş başkanıyla sizi bir araya getirir mi be bu? Ben size bravo diyorum. Ama bunu Türkiye'de yüksek sesle söyleyecek insan sayısı çok sınırlı. Çok biz söylüyoruz. Siz söylüyorsunuz çok şükür. Yarın da söyleyeceğiz. Bu yüz karası. Bu ülkede demokrasi olmadığını bu ülkenin Dışişleri Bakanı çığırdı. Vebalini de görecek. Ben bundan sonra insafsız davranırım. Evet çok ağır bir tablo bu. Yani o zaman yani ülkede sandığın demokrasinin, milli iradenin bir anlamının kalmadığı gibi bir noktaya sürükleniriz ki Allah göstermesin. Çok tehlikeli bir nokta bu. Ama Dışişleri Bakanı hem bunu söyler hem bir de Biden'a mı güveniyorsunuz dedi ki acaba AKP'nin Biden'dan dolayı bir korkusu mu var ya? Hayır, ben size biraz evvel dedim. Bugün öyle konuşuyor. Ama konuşuyor. Bugün 20 Ocak'tan sonra ben duymak isterim bunu söylediği şeyi bir daha. Biden'a mı güveniyorsunuz diyor. Size açık ben de diyorum ki 20 Ocak'tan sonra o Biden'a mı güveniyor diyen Çavuşoğlu'nun dostumuz Biden diyeceğini buraya yazıyorum. Silmeyin bunu. Peki seçim kısmını, hadi Biden kısmını geçtik. Ya seçim kısmı onun günahı oldu. O Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve tutanaklarında siyaseten gömüldü. Ama hiç öyle başımız bir hava var. Başımız sağ olsun. Yandaş medyada tek kelime yok. Yok. Tek satır yok. Yok. Bu görüntüyle ilgili bir kare yok. Troller var. Ve çıkıp Amerika ile Türkiye arasındaki yaptırımları konuşurken ne Halk Bankası'nı konuşan var... Ne de Erdoğan ve ailesi hakkındaki mal varlığı ilgili temsilciler meclisi kararını konuşan var. Yani böyle bir şey var mı ya? Peki bunları konuşmadan siz yaptırımları nasıl değerlendireceksiniz? Neye göre değerlendireceksiniz? Şimdi Türkiye'de böyle uluslararası ilişkiler, işte yok Biden'dı, Trump'tı, Avrupa Birliği'ydi, Doğu Akdeniz'di, Libya'ydı, Afganistan'dı. Halbuki... Karnı doyuyor mu insanların? Benzin fiyatı ne? Doğalgaz fiyatı ne? Pandeminin sonuçları ne? Esnafın durumu ne? Tarımın durumu ne? Eğitimin durumu ne? Sağlık sektörünün durumu ne? Bunları konuşmuyorlar. Konuşturmamak için ellerine geleni yapıyorlar. Ha o gün Dışişleri Bakanlığı bütçesiydi. Kabul ediyorum. Ama bizim arkadaşlarımız her bütçe başlığı altında ülkenin içindeki durumu ve vatandaşın ızdırabını dillendirmek gerekiyor. Bizim görevimiz o. Hiç tındıkları yok. Tek sorunları beka sorunu. Tek sorunları, yani Suriye beka sorunu değil. İktidarın kendi beka sorunu var bugün. O beka sorununun önceliklerinin gereğini yapıyorlar. Niye kapanamıyoruz biz?
Yani kapanmak dediğim, evet, yani. Kapanmak anlamında değil. Çok şükür. 14 gün. Ya biz bunu Şubat, Mart ayında söyledik. Bir defa bizim toplumumuz disiplinli değil. Alman bile disiplinli olduğu halde kapanmak durumuna geldi şu anda. Merkel özür diledi. Mecliste çıkıp özür diledi. Bizde var mı öz eleştiri diye bir şey? Yani bunu düşünebiliyor musunuz Türkiye'de öz eleştiriyi? Öz eleştiri kendine göre şey yaptı. Damat Bey yaptı. Yani en azından istifa etmek şeyini, cesaretini gösterdi. Meydan okudu. Evet. Meydan okudu. Haklısınız. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Hüküm. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizi de meclise gönderelim çünkü birçok görüşmelere devam ediyor. Sizin de işleriniz çok yoğun. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Birazdan iki önemli konuğum var. Biri Profesör Doktor Murat Akova. Aşı konusunda Türkiye'de sempozyumlar veren, konferanslar veren ve Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu salgının son aşaması olan aşıyla ilgili son sözü söyleyecek adam. Bir de Özgür Karabat var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Onun da çok önemli açıklamaları ve görüntüleri var. Bizden ayrılmayın.